Selamlar, saygılar. Ben Aziz Serin. Bugün kendi kanalımda ilk defa bir konuğum olacak. İstedim ki benim sosyal medyada tanıdığım en eski, en değerli abilerimden bir tanesi Bülent Atik konuğum olsun istedim. Sağ olsun o da beni kırmadı, katıldı. Onunla Bülent abiyle beraber çok uzun yıllardır bizim tanışıklığımız var. Yatırım serüvenimiz de çok benzer. Aynı yollardan geçtik. İstedim ki 2010. 2010'dan bu yana 14 yıl olmuş. İstedim ki Bülent abiyle yaşadığımız bu yatırım serüvenimizi sizlerle paylaşalım. Hani insanların finansal okuryazarlığına bir katkı sunabiliriz düşüncesiyle. Böyle bir çabam oldu. Sağ olsun Bülent abi de beni kırmadı, eşlik etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bülent abi hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Hoş bulduk. Sağ olasın. Teşekkür Teşekkür ederim. Sen beni davet edersin de ben gelmem mi? Seve ederim. seve. Sağ ol. Sağ olasın, eksik olmuyorsun. Şimdi Sen de dedim sağ ol. ya, bizim tanışıklığımız uzun zaman oldu. 2010'lu yıllardı, hatırlıyorum. Hissenet'te tanışmıştık. Hissenet'in temel analiz bölümünde. Daha önce borsa genel bölümündeydik galiba. Tabii çok uzun zaman geçti. Ben de çok fazla eskisi gibi katılamıyorum ama vaktiyle Hissenet küçük yatırımcının odak noktasıydı. Birçok bilgi alışverişi, birçok insanların buluşabildiği, tanışabildiği, gündemi takip edebildiği platform orasıydı. Birçok insan orada yetişti. Tabii ilerleyen dakikalarda onları da anarız ama ben istiyorum ki Bülent abi Hissenet'e nasıl geldi? O günlerdeki yatırım bilinci neydi? Nasıl evrelerden geçti? Onları senden dinlemek istiyorum Bülent abi. Sağ olasın azizim. Ya benim hikaye biraz öncesi var tabii ki. Ben 1969 Almanya'ya gittim. Yani İzmirliyim kendim ama 69'da annem babamın Almanya'ya gitmesiyle 11 yaşında Almanya'ya gittim. İşte 30-35 yıl orada kaldım. Orada okudum. Mühendislik okudum, makine mühendisiyim. Orada çalıştım. Ara ara hep Türkiye'ye de geldim. Çalıştığım şirketin de 2010 senesinde bir projesi oldu İstanbul'da. İstanbul'da değil de Çorlu'da aslında modern enerji, modern kağıt fabrikasıyla bir enerji tesisi kuruluyordu. Oraya da proje müdürü ve şantiye müdürü olarak geldim. Yani 2010'da öyle ben Almanya'dan geldim. Almanya'dayken de bayağı bir ilgileniyordum ama hep ara ara ilgileniyordum. İşte Hissenet'ten beraber 2010-2011 yılında biraz da seni okuyarak aslında yalın olarak bayağı bir ilham verdin. Yani detaylara girerek temel analize. Çünkü o zamanlar dediğin gibi yoktu bilgi alışverişi falan. Başka türlü aracı kurumlarda da yoktu. Onlar sadece dealer dediğimiz yani nasıl diyorlar emirleri alıp Tabii. uygulayan Evet. insanlardı. Yani şeyden yapamazsak telefondan veya bilgisayardan yapılamazsa telefondan emir verilirdi. Ama öyle konuşacağımız bir ortam yoktu ve Hissenet'i ben bayağı bir sevdim. Önce bir 3-5 ay okudum. Ondan sonra sen olsun, diğer arkadaşlar olsun böyle temel analize merak sardım. Teknikal analizi, pardon, ben evvelden silmiştim. Çünkü bayağı bir 5 yıl teknik analizle çalıştım. Hatta tüm teknik indikatörlerin kitaplarını falan Almanca ve İngilizce okumuştum ve işime yaramadığını, benim şahsen yaramadığını gördüm. O yüzden temel analize yoğunlaştım. Ve güzel bir vesile oldu. Yalın'ın sayfalarını okuyarak ben de girdim ve nedense o zaman ben temettü yatırımcılığına ve uzun vadeli yatırıma yöneldim. Orayı sevdim. İnsan sevdiği şeyi de takip eder, derinleştirir, yoğunlaşır. Böyle böyle başladı. İlk 2-3 ay işte okudum. Ondan sonra dedim ya bütün bilgiler çok dağınık. Tek bir kendi namıma bir başlık açayım ve böylece temettü yatırımcılarına temel bilgiler adı altında ilk başta sadece uzun vadeli yatırımı, temettü yatırımını onları ilgilendiren şeyleri kopyaladım. Sonra da zamanla yazmaya başladım. Ince bir detay var bence Bülent abi. Şimdi normalde insanlar borsaya ilk geldiğinde ilk ilgisini çektiği alanlar kısa vadede daha çok para kazanma hevesiyle tavan tavan giden şirketleri yakalama hevesi veyahut da işte 3 ayda 5 ayda çarpı 3 çarpı 5 yapsın hisselerin peşinde koşuyorlar. Senin direkt başlangıç noktan uzun vadeli temettü yatırımı ile ilgili olunca
Gerçekten ayrıntı var burada, bir önemli detay var. Ama işte ben istiyorum. O safhayı Avrupa'da, Almanya'da geçirdim. Yani evet. Amerikan şirketlerine ve Alman şirketlerine, borsasına, hatta warrantlar olsun, VIOP şeyleri, futures'lere de vadeliler, onlarda olsun. Yaptım, denedim ve başarısız oldum, bıraktım. Yani o safhayı ben geçmiştim, belli bir olgunluğa ermiştim diyelim 2010'a geldiğimde. O yüzden o tarafa hiç bakmadım. Bir de 2008-2009 gibi bir kitap aldım. Hatta her zaman burada başucumda. Beni hemen şey yapayım, kitaplığımın yanında. Tanıyalım kitabı da bu arada. Kitap İngilizce. Çok da tutulan bir kitap değil yani. Fire Your Stock Analyst. Nasıl diyeyim? Hisse analistini kovabilirsin. Yani sana tavsiye veren, şey yapana ihtiyacın yok deyip bu kitapla ben okudum. İki kere devirdim. Ve çok basit, çünkü adam, yazan adam bir akademisyen falan değil, daha ziyade yazar, finansal yazar ve bütün şeyin özünü almış. Bizim de bahsettiğimiz işte şirket karları, kar marjları, ciro artışları üzerine, o beni çok etkiledi. Yani onu ben 2009'du kitap orijinal çıktığında almıştım. O beni etkiledi, onun yoluyla devam ettim. Yani şeyin, bahsettiğin tavan tavan giden şeyleri takip etmemen nedeni olayın zaten tavan olayının mantıksızlığı ya da sürdürülebilir olmamasıydı. Onun bilincinde olmamdı. Çabuk bilincine varıp erken bir şekilde doğru yola girmişsin. O büyük bir şans, büyük bir... Çok büyük bir şans, çok büyük bir şans. Hiçbir zaman batmadım, hiçbir zaman zengin de olmadım. Bir de şeyimin zaten bir bölümü, iyi makine mühendisi olarak serbest çalıştığım için, iyi kazandığım için tasarruf da edebildim. Hepsi üst üste geldi ki bu yüzden de zaten 2019'dan beri komple artık finansal özgürüm, evet, ve rahatım. Ben huzurluyum. Yaşta Kemal'e erdi. Hepsi evet, üst üste evet. Geldi. Artık tek derdimiz biliyorsun sağlık. 40 oldu mu yaşın bilmiyorum. Çok sağ olasın, çok sağ olasın. Geldin mi bütün yemekler, rakı benden. Eyvallah, tamam, beklerim. Şimdi bizim tabii konuştuğumuz zaman diliminde gerçekten de böyle hani uzun vadeli yatırım yapan insanla karşılaşmak çok da olanaklı değildi. İşte 3-5 kişi biz bir araya gelebilmiştik o anlamda hisse netlerinde. Doğru. İsimleri hatırlıyorsundur. Ben hala birkaçı aklımda kaldı. Alofs mesela aklımda kaldı. Mr. Logic evet. Vardı. Mr. Logic'i evet. Ben hiçbir zaman tanıyamadım. Alofs'u sonra duydum sesini. Hasan Bey diye. Hasan Mr. Logic'i tanıyorsun aslında. Arkadaşım. Ama Mr. Logic o günkü kullandığı nick'le sonra evet. Devam etmedi. Başka isimle devam etti. Bilmiyorum. Herhalde. Tanıyorsun aslında. Sen de tanıyorsun onu. Kesinlikle ya bütün arkadaşlar o zamandı, o Dudu'ydu, ondan sonra Uğur hocamdı, sonra evet. Holt VL olarak değer yatırımcısının kitabını yazmış adam Bora hocamdı, Holt VL diye. Evet, inanılmaz çok, yani çok benden zeki, benden birkaç adım ileride bir adamdı. Valla benim nazarımda hepsi, bu saydığımız isimlerin hepsi gerçekten hem yatırım karakteri anlamında hem insani yönleriyle çok değerli insanlardı. Kesinlikle de, ya temel analizciden de kötü adam çıkmıyor sanki. Olabilir mi bu? Hep karakteri sağlam, düzgün insan çıkıyor. Hiç yani, tersine rastlamadım. Yani, bu bir şey olmayabilir. Çok böyle doğru tanımlama olmayabilir ama gerçekten de uzun vadeli yatırım yapan, temel analiz odaklı yatırım yapan insanların biraz daha sakin, soğukkanlı, biraz sabırlı, daha mekanetli, olgun olabildiğini düşünüyorum. Hep öyle karşılaştım. Ben de öyle karşılaştım. Hemfikiriz burada. O dönemde aklıma gelmeyen başka isim yoktu diye hatırlıyorum ama işte dediğin gibi Alofs, Mr. Logic, Erdinç abi. Ondan sonra Erdinç hocam. Tabii ki. Erdinç hocam da şimdi bile yani. Ve o Erdinç hiç şeyini hala, değiştirmedi. Bakın biz o zamandan yani, bu yana 2010'lu yıllar aynı dönemden bahsediyoruz. Hala görüşüyoruz, hala konuşuyoruz. Neticede hani hep insanlar diyor ya, sosyal medya çok kötü bir ortam, sosyal medya işte bulunmak gerekmez falan diyorlar ama gerçekten de ben hani seninle biz ailece de görüştük. İnsanlar bu şekilde aile dostu dahi yakalayabiliyor sosyal medyada. Kesinlikle. Her şey ya. Mesela Tuncay Turşucu'nun çok güzel bir tanımı var böyle. Hani borsa kumarhane, borsa yatırımhane,
Siz ne arıyorsanız borsada bu var. Borsa bu. Yaşar Erdinç'in evet evet. Kumar oynamak için kumar arkadaşı arıyorsanız o da var. Yani ne arasanız var. Ne, o da siz ne arasanız onu buluyorsunuz işte. Neticede. Onu buluyorsunuz aynen. Ve karakter karayı çekiyor yani. Şey karakterler birbirini çekiyor. Evet. Evet. Bir türlü. Benzer karakterler. Evet. Evet. Peki Bülent abi şimdi o günlerde uzun vadeli temettü yatırımıyla ben çok iyi hatırlıyorum. O günden bugüne yatırım tarzın değişti ben biliyorum. Hatta bunu sen daha önce de paylaşmıştın. Twitter adresinde de paylaşmıştın. Kesinlikle. O değişim nedenlerini öğrenmek istiyorum. Hani insanlara da dedim ya başta da söylemiştim. Yatırım yapmaya çalışan insanlara da bir ilham kaynağı olabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Ya ben de düşündüm bu konu üzerine. Artık insan yaşlanınca normalde daha kemale ermesi gerekir. Daha olgunlaşması gerekir. Ama ben nedense daha agresif olmaya, daha sabırsız olmaya meyillendim. Ve belki de nasıl diyeyim, uzun vade yapmaya artık çok şeyim yok yani. Kalkıp ben 20-30 senelik şey yapamam yani bir 20-30 yaşındaki kişi gibi. Yani yaşım 66. Yani çok uzun vadeli gidemem. Hatta genel değerlendirmelere bakarsak bu yaştaki birinin %80 tahvillerde olması gerekir. %20-25 ancak hisse senedinde. Niye? Uzun vadeli değişimler, oynaklıklar, business cycle denilen konjüktür şeyleri gençler daha çabuk atlatabilir. 5 sene, 10 sene biliyorsun. 10 sene bazen piyasadaki şey bir dipler ancak eski zirvelerini bulabiliyor bazı şirketlerde. Bu yüzden yani benim zamanım yok, isteğim de yok ve temettünün baştan çok taraftarıydım, hatta takıntılıydım. Ama bunun üzerine inan çok okudum ve ondan sonra bir aydınlanma geliyor insana. Yani temettünün aslında çok etkin bir şey olmadığını. Neden? Çünkü şirketin önce kazanması gerekir. Yani temettü olayında bile nakit akımı yaratılması, ciddi net kar oluşturulması, şirketin büyümesi gerekir. Çünkü olay temettü almak değil, gelecek yıl, ileriki yıllarda daha da yükselen temettü almak. Konu bu. Buna yönelmek lazım. Bunu da yapmak için de cironun artması lazım. Belli bir ölçek ekonomisiyle artan cirolarla da marjlar da düzeliyor, maliyetler düşüyor. Malum daha büyük ciro artarsa, hasılat artarsa marj düşüyor. Şey başına, hacim başına, adet başına. Ve marjların daha stabil alıyor. Ölçek ekonomisi. Yani bildiğimiz konu. Peki ben bunu yaparsam temettüyü niye bekleyeyim dedim. Çünkü hisse fiyatı da biliyorsun en sık konuştuğumuz şeylerden biri. Aslında uzun vade bakarsan kar artışıyla hisse fiyatı artışı paraleldir. Kesinlikle. Yani şirket ne kadar getiri, reel kar artışı sağlamışsa o kadar da şeydir. Yani Borfin'de o gördüğüm biliyorsun bir ana sayfa var hep bir paralel ilk giriş sayın şeyinde. Hep paralel evet. Gittiğini görebilirsin son 10 seneye baktın mı. Bu o kadar etkileyici ki bunu gördüğün zaman o zaman diyorsun ya ben niye piyasaya bakayım? Piyasa çarpanını eşit tut sadece kar artışlarına bak. Kar arttı mı da fiyat da artıyor. O zaman benim temettü beklememe gerek kalmıyor. Yani bu temettüden vazgeçme olayı bir aydınlanma aslında belli bir yerden sonra. Ben öyle gördüm, öyle şey yaptım. Çünkü kârlar artmadıkça temettü de artamıyor. O zaman direkt kar artışına odaklanıyorum. Bir şirketin sadece temettü vererek hayatını sürdürmesi de çok kolay değil zaten. Şirket yeni yatırım yapmıyorsa, kapasitesini arttırmıyorsa, yeni pazar bulmuyorsa o sürekli aynı makina sayısıyla, aynı üretim kapasitesiyle nereye kadar gidebilir ki zaten? Bir yerde tıkanacak. Hocam yapabiliyor bak. Burada bir şey yapayım. Bir araya gireyim. Tabii. Şirket aslında bu temettü şeyleri artık doymuş mature dedikleri olgun şirketlerin, artık yatırım yapmak istemeyen şirketlerin fazla nakiti ne yapacağını bilmediği için verdiği şekildir. Yani bunu çimentocular yapar, Ereğli yapar, Amerika'da biliyoruz şey şirketleri o utilities derler bu elektrik enerji şirketleri yani
dağıtım şirketleri. Bunlar yeni yatırım yapmazlar artık. Çünkü bir enerji santrali kurdu mu bir 30 sene gider sadece bakımını ve yenilemesini yaptıkça. Ve yaptığı karları da hep dağıtır. Ve aynı şekilde mesela sigara şirketleri artık yeni yatırım yapmaz. O kadar çok oturmuştur ki her şey yapabilir. Yani aslında temettüyü veren şirket yatırım yapmaması artık doymuş olması lazım ve nakdi büyümek için kullanmaya ihtiyacı olmaması lazım. Yani işin prensibi bu. Ha, Ford gibi şirketler, Arçelik gibi şirketler, Türk Traktör gibi onlar hem yatırım yapıyor hem şey yapıyor. O başka. İşte bu çok kıymetli oluyor. Ben de tam buraya gelecektim. Evet, evet. Ama zorlanıyorlar ve finansal giderleri artıyor. Yani o şeyi veriyor yabancı hakim ortak istediğinden dolayı. Türk Traktör'de biliyoruz. Bugün gene okudum bir yerde. 1998'de sözleşmede CNH Holding galiba şeyin Türk Traktör'ün yabancı evet. ortağı. %60 her sene net kardan dağıtacaksın demiş. Evet. Emir bu. Yani sözleşmede bağlı. Koç olsa koça kalsa dağıtır mı bu kadar bilmiyorum. Hatta o yüzden Aziz bak sana söyleyeyim. O yüzden serbest nakit hesaplayıp ne kadarını dağıtabilirden vazgeçtim. Çünkü kesinlikle. Serbest nakit fiziki olarak evet gerekli. Ama evet, şimdi yabancı hakim ortak dedi mi %40 dağıtacaksın. Tofaş bir ara 1 milyar dağıtmıştı. 1 milyar kredi almıştı. 2016-17 senelerinde Türk Telekom hatırlıyorsun olmayan parayı dağıtıyordu ben kuduruyordum ya nasıl da ben temettücüyüm ama sen nasıl dağıtırsın olmayan parayı orada ben temettü şeyini tekrar okudum ve böyle bir aydınlanma geldi diyelim. Doğru ya orada şöyle hani aynı şeyi hani düşünmüyor olmamızın bir sebebi şu olabilir belki hani ben temettü veren şirketlerin yatırım yapılmaz, buradan para kazanılmaz ona ben çok katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Güzel örnekler verdin zaten. Hani hem temettü verip hem yatırım yaparak büyüyen şirketler elbette var. Bütün bunlardan bağımsız bile hani tabii ki senin şu an yapmış olduğun onu da şimdi biraz sonra konuşacağız. Orta vade tam tanımı sanırım evet. Bu olur. Çeyreksel bazda. Evet. Orta biliyorsun vadeler de artık tutmuyor. Bazıları mesela orta vadeye 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl diyor. Uzun vade 5 yıl sonradır. Evet. Evet. Bazıları yapıyorum ben de Bülent abi. 6 ay orta vade diyor. Mesela benim de 1 len 3 maksimum 4 çeyrek orta vade. Az çok böyle şartları görebildiğin, ilerisini görebildiğin. Yani 1 evet. çeyrekle 3 çeyrek arası diyebilir miyiz? Zaten bu döngü hep öyle. Hani ben de onu öyle gördüm. Yatırım yapan şirketin yani yatırımları bitti, devreyi aldıktan sonra genelde oradaki verim üst düzeye çıkma süreci 2 çeyrekle en fazla 6 çeyrek sürüyor. Hani 3-4 çeyrek içerisinde olayın sihri bitiyor aslında. O büyüme evresi fiyatlanıyor. Hocam sonra... bunun şeyleri de var ama biliyorsun bunların tam tersi de var. Mesela hatırlarsan Hektaş da ne kadar yatırım yaptı uzun vadeye. Evet. Sasa evet. ne kadar uzun vadeye yatırım yaptı. Şişe, evet. Şişe Cam ne kadar 2020 altına ama 1,5 senedir şirketin fiyatı endekse evet. göre düşüyor. Evet. Yarı fiyatına evet. düştü. %50 yani endekse göre kaybettin. Yani uzun vade ilk şeyde ilk anda olumlu bir şey değil. Bütün şeyler oldukça. Hatırlıyor musun 2014-2015'i biz Tüpraş dizel şeyini geçirecek diye geçirdik. RUP diyorlardı. Evet. RUP galiba Kocaeli'nde. Hatta ben o şantiyeye gittim sonra bir benim tedarikçilerden birinden gördüm de muazzam bir şey. Yani yüzlerce metre boyunca gidiyorsun tesisler kurulmuş. Ve o zaman zirveydi. O zirveden sonra bitti. Şey devreye alındı RUP. 2-3 sene Tüpraş'ın fiyatı aşağı gitti. Evet. Sana ne diyeyim? Borçlar o kadar yüksekti ki yani oradaki şey dengeleyemedi bile neredeyse. Ya şimdi, demek istediğim bu yatırımların yani 1, 2, 3 sene sonra gelmesi muhakkak hisse fiyatında çok büyük etken oluyor ve hayal kırıklığına uğratabiliyor. Bunun bilincinde olmak lazım. Olabiliyor. Doğru. İşte burada benim yaptığım şey de şu. Portföyün bir kısmı, büyük bir kısmı temettü tarafında benim daha az kısmı ise orta vadeli portföy mantığıyla yönetiliyor. Burada da katılıyorum sana. Zaten bizim de asıl yapmak istediğimiz şey bu. Şirketlerin bilanço yapısı olumluya döndüğünde, satışlar artmaya başladığında, evet. Karlar artmaya başladığında
Oradaki fiyat performansı da buna göre, az önce sen söylediğin gibi, hisse başı kar arttıkça hisse fiyatı da bunun peşinden geliyor. Piyasa önce fiyatlıyor. Ne kadar şikayet etsek de piyasa fiyatlıyor. Ha hemen bir ay iki ay içinde değil, 3-5 ayda sürebiliyor ama fiyatlıyor. Doğru, doğru. Senin şu an yaptığın tam da bu yatırımlarında bütün odak noktan burası oldu. Kendince oluşturmuş olduğun güzel de bir sistemin var. Ben de biliyorum. onlardan hani yatırımcı arkadaşlarımıza bir yol yöntem gösterebilirsen, anlatabilirsen sevinirim. Ya aslında bayağı bir yazdım, şey yaptım da paylaştım da ama çok kısaca şey yapayım. Benim yatırım tarzım nasıl diyeyim? Aslında senden ilham aldığım, bu beraber hatırlarsan Goodyear olsun, birkaç şirketin yaptık. Hatta beraber geldik, oturduk benim ofiste, ben burada çalıştık. Ben burada Bülent abi. Şimdi, buyur. 2017 idi bak. Tam doğru, dönmüştüm. Bir yıl ben uzak doğudaydım, gezdim, şey yaptım. Ondan sonra geldiğimde sen beni ziyaret etmiştin konuştuktan sonra. Biz seninle gerçekten hani birbirimizi de eğittik. Birbirimize de kesinlikle çok faydalı anlamda. Kesinlikle. Ben de öğrendim. Oradaki ince nüans şuydu. Şirketin işlerine odaklanmak. Gerçekten ben ikimiz adına da bunu söyleyebilirim ki hani teknik analiz, işte takas analizi mutlaka çok işe yarayan yollar, yöntemlerdir. Hisse fiyatını takip etmek, formasyonlardı. Hani ben bunları reddedemem. Bunlara bakarak para kazanan insanlar mutlaka var. Ki kesinlikle. Ama hani bizim doğrumuz o teknik analizi kullanıp para kazanan insan doğru yolda. Takas analizi yapıp para kazanan insan o da doğru yolda. Bizim doğrumuz da buydu. Şirketin işlerine odaklanmak, o iş büyüdükçe, şirketin satışı arttıkça, artış ihtimali somutlaştıkça oraya odaklanmak ve oraya yatırım yapmak ve o yatırım sürecini gerçekten iyi sürdürebilmek önemli bence. Şimdi şirketi inceliyorsun, okuyorsun, bütün detaylarına hakimsin. Şirket gümbür gümbür büyüyor. İşleri artıyor, satışları artıyor. Bir ara Türkiye'de ne yazık ki eksik olmuyor. Herhangi bir konudan dolayı siyasi, ekonomik, konjonktür, komşularımızla sıkıntılarımız, defalarca sınır ötesi operasyonlara katlanmak hiç bitmiyor ve her seferinde yenileri de bulunabiliyor. Ne yazık ki. Her seferinde o inanarak, güvenerek yatırım yaptığın şirketin fiyatı bangır bangır, bağıra bağıra aşağı düşüyor. İşte orada o yatırım kültürü, yatırım bilinci çok öne çıkıyor. İşte bunun orada tutunabilmek, o şirketi tanıyabilmekten geçiyor. O şirketi tanıyabilmekten geçiyor. Aynen ben de defalarca bunlara mağlup oldum. Çok defa anlattım. Ben o 2016-15 Temmuz'da portföy boşaltmıştım. Hatırlıyorsun. Biliyorum, ben de boşalttım. Merkez Bankası'nın alındığında hiç yapmamam gereken bir şey aslında. Ha, Allah'tan uzun vadeli portföyümü bozmadım. Ama orta vadeli portföyümü satmıştım. İşte o algıya yenik düşmek veyahut da düşmemek. Bu ayrıntı çok önemli. Burayı senden dinlemek istiyorum ben aslında. Ya bu son zamanlar zaten buna şey yaptım. Yani huzur içinde yaptığınla bir olmak, olayı o kadar içselleştirmek ki ve düşmesine, daha da artık bir adım ileriye düşmesine sevinebilmek. Yani şirketin hissesini sevinebilmek. Yani bu yani benim gözümde, benim şahsi şeyim olarak gerçek yatırımcı budur. Yani hissesi %5 atıyorum. Çok anormal bir şey değil. Düştü mü karalar bağlayıp yani küfredecek bilmem ona buna. Onun yerine ne güzel fırsat. Bunun için tabii ki zamanında nakitte yaratmış olmak lazım. Bu benim işte 2021'den sonra başladığım bu bilanço odaklı yatırımla azaltma çoğaltma dediğim, yani biraz al sata da benziyor ama trade amaçlı değil veya da kar amaçlı, profit amaçlı değil. Bu sadece biraz aşırı veya bayağı aşırı fiyatlanınca kademe kademe azaltabilmek. Nasıl aşağı düştükçe almak beni sevindiriyorsa otomatiğe bağlamak. Yani şu kadar kar yaptım diye satmamak. Ben iyi şirketlerimi de satıyorum. Bazen de alamıyorum da. Yani her 5 şirketten birini yukarı doğru o kadar çok gidiyor ki alamıyorum. Mesela bu Anadolu Efes'te bana oldu. Anadolu Grubu Holding'de oldu. Ve Medical Park'ta oldu. Üçünü de aşırı gitti diye sattım. Alamadım.
Ama onun yerine daha elimde 6-7 tane şirket var. Onları aşırı olduğumu satabiliyorum, azaltabiliyorum. Ve düştükçe de sevinerek fazlalaştırıyorum. Bugün mesela biraz düşüş oldu. Gittim aldım mesela. İbrahim'le konuştuğumuz Astor'dan mesela aldım ki inanılmaz spekülatif bir hisse. Ama yani şey iyi, yıl sonuna kadar yaptık. Bilmiyorum sen seyrettin mi? Medical Park, Elite ve 3 şeyle yaptık. Ve bu arada İbrahim çok güzel işler yapıyor. Ona her yönden destek olmak istiyorum. İnanılmaz detaya giriyor. Ve işin %80'ini 90'ını alıyor. Ben sadece onun yaptıklarını okuyorum. Ondan sonra biraz kendi tecrübemi yapıyorum. Ve benim bilanço odaklı baktığım şeye aslında benim yapmaya üşendiğim, artık bıktım ya, zamanım yok. Yani bir saat, iki saatten fazla ayıramıyorum. Yani bir konsantre olmak istiyorum, odaklanıyorum. Yarım saat, ondan sonra uf diyorum. Zaten köpek bekliyor, hadi dışarı çıkacağız diye gene. Yok onu yapacağım, yok şunu yapacağım. Yapılacak çok şey var, motora binip geziyorum. Yani artık araştırma zamanım hiç yok, şirket aramıyorum. Ama İbrahim o kadar güzel hazırlıyor ki her şeyi, tüm yatırımlarını. Aynı senin gibi, aynı senin okuldan. Yani bütün ilişkili haberleri, kap haberlerini indiriyor. Abi buradan bak böyle 2025'in şu çeyreğinde %50 kapasite artırımı. Onları bir okuyorum. Abi diyorum bu benim elimdeki şirketlerden daha iyi. Ben bir Migros'tu, Pegasus'tu, Türk Hava Yolları'ydı bilmem. 5-6 tane şirket biliyorum. Onlara... Bu çok önemli Bülent abi. Burada bir araya girmek istiyorum. Şimdi buyur, İbrahim buyur. Hatta İbrahim'i de ben davet etmek istiyorum. Kabul ederse. Kesinlikle, kesinlikle. Namı diğer gariban yatırımcı İbrahim Gör. Şimdi senin buradaki benim anladığım, hani daha doğrusu bunu izleyen arkadaşlarımızın anlaması gereken şey şu. Odak noktanda bir 8-10 şirket var. O veya 5-10 şirket arası şirket değişebiliyor. Odak noktanda bunlar var. Bunlar da tabii işlerini büyütme ihtimali, satışlarını arttırma ihtimali olan şirketlerden seçiyorsun. Ve bunlara alt band, üst band, kendince bir fiyat bandı oluşturuyorsun. O banda gelenlere yukarı gelmişse satıyorsun. Aşağı banda geldiğinde sattığın kısmı geri yerine koyuyorsun. Tamamen nakit değilsin. Kısmen nakit, kısmen hisse senedi. Fiyatlar çok aşırıya gittiği ölçüde nakit tarafın artıyor. Fiyatlar aşağı geldiği durumda, endeks baskılandığı durumda nakit oranın azalıyor. Hisse tarafın artıyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir yatırım tarzı. Çok da başarılı bir şekilde uyguluyorsun. Başka bir gelir kaynağın yok bildiğim kadarıyla. Yok. Yok. Kesinlikle ve sana nasıl diyeyim? Yani düşünce cidden seviniyorum. Malum şu an endeks üzerine hiçbir yorum yapamayız. Endeks önümüzdeki 2-3 ay içinde 12.000 de olabilir. 9.500'e de düşebilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Yani benim şeyim endeksten ve borsadan komple bağımsız. Yani hiçbir öngörü şeyinde bulunmama gerek yok. Sadece şirketin beklentileri. Tamam. Bu rahatlığın bir sebebi var ama. Şimdi bütün elindeki parayı borsaya bağlamamış olmak. Portföyün tamamını bir hisseye, iki hisseye bağlamamış olmak. Yok, kesinlikle. Onu kesinlikle yapmam ve kimseye de tavsiye etmem. Tabii. Borsaya yatırım yaptığında o yatırım yaptığın paranın sana bir ay sonra, iki ay sonra lazım olmamış olması. Hani tabii. O kesinlikle, ama yatırım budur zaten. Yani günlük veya da önündeki 6 ay, 1 sene ihtiyacın olan parayı borsaya yatıramazsın. Git fona koy, para fonuna koy, git başka yerlere koy. Yani hiçbir yatırım yapamazsın. Çünkü her şey oynak. Bunun rahatlığıyla hisse fiyatı düşse de umursamıyorsun. Hatta güvenerek ortak olduğun şirketin hisse fiyatı düştüyse işte buna seviniyorsun. Elinde nakit verecek kadar o beğendiğin şirketin fiyatı daha da ucuzlamış. Fırsat işte. Kesinlikle. Ve sana bir şey daha söyleyeyim Aziz. İşin ana sebebi zaten bu. Yani paraya ve düşüşe zarar görmemek ve hiçbir şekilde rahatsız olmamak, uykusuz kalmamak ve her zaman nakdim var benim. Yani %90'dan yukarı hisse senedinde hiçbir zaman olmadım diyeceğim. Bir ara olmuştum, hatırlıyorum, 2 sene evvel bayağı bir düşmüştü, bayağı bir dipte, orada %100'ü buldum. Krediyle hiçbir zaman yapmadım ama %100'e gittim. Ama artık dipte yani böyle, çünkü yavaş yavaş alıyorum. Şu an bile yani %20 ile 30 arasındayım. Benim %50-60 olmam için 10.000'in altı 9.500 olursa ben
hiç umurumda değil. Ha beklemiyorum, umurumda da değil. Yukarı gidecek çok güzel haberler olur. Ondan sonra çıkarım gene %50-60'a. Daha düşer, daha beklentiler yükselir. Çıkarım gene %80'e. Ama demek istediğim bağımsızsın. Yani ve bir planım da yok, bir hedefim de yok. Yani kendinden oluşuyor. Artık öyle bir safhaya geldim. Ya işte şey oluyor, hani piyasa seni yönlendirmiyor. Senin hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Sen kendin yatırım yapıyorsun. Senin şartların oluşunca hisse oranını arttırıyorsun. Senin şartların oluşunca nakit oranını arttırıyorsun. Böyle güzel bir serüvenle borsa hayatı sürüyor. İşte bu örnek güzel bir örnek bence insanlar için de. Huzur içinde ya, huzur. Düştüğü zaman üzülmeyeceksin. Yani yatırımcıysan bu. Çünkü düşebilir, düşüyor da. 2010'dan beri ben bugün bir baktım. Kaç sefer olmuş biliyor musun? Yani 2008'de biliyorsun çok büyük bir düşüş olmuştu. 500'lerden evet. 250 dolara düşmüştü. 2011'de evet. Çok büyük bir düşüş bir daha oldu. Onu yaşadık biz ki hiç evet. Fark etmedik. Çünkü çok iyi şirketlere şey yaptığımız için bizimkiler çok iyi toplandı. Sonra 2013-14 gibi 13 sonrası o FED şeyleri düşürünce 2013'ten 17-18'e kadar komple devamlı düştü. 2 dolarlara kadar 5 evet. dolardan hatırlıyorsan. Orada da biz para kazandık. Şeyimizi evet. büyüttük. Ondan sonra 2018'de o kriz oldu. Ondan sonra o zaman başladık zaten tekrar ben girmeye seninle beraber. Evet, evet. Bundan sonra şeye kadar pandemiden evet. önceydi ve ben çok iyi hatırlıyorum. Pandemi konuşuluyor. Artık Çin'de falan garip garip görüntüler geliyordu. Garip garip haberler geliyordu. Evet, evet. Biz hala idrak edememiştik ve sen şunu söylemiştin. Çok iyi hatırlıyorum. Ya Aziz evet. bu olay çok büyük, ciddi bir olay. Hani bu bütün dünyada sıkıntı yaratabilecek bir olay demiştin. Ben de demiştim ki ya Bülent abi hani böyle bir şey olsa borsa bunu fiyatlamaya başlar demiştim. Önceleri çok umursamadık. Ben de onun rahatlığıyla güzel güzel gidiyordum. Sonra iş ciddiyet kazanınca, farkına varınca borsalar bir sendelemeye başladı falan derken Türkiye'de ilk vakanın çıkmasıyla beraber paldır küldür düşmeye başlamıştık. Dedim Bülent abi çok haklısın. Çok önceden öngörmüştüm. Ben başladığımda komple şey yaptığımda da halen %50 maldaydım öyle diyelim. Evet. Ve ondan sonra belli bir yerden sonra dayanamadım. Son benim komple boşalttığım zaman oydu. Bitmesine dönüşe Mart 20 gibiydi galiba. Mart mı Nisan mı hatırlamıyorum 2010'da. O dipten dönüşe 2 gün kala komple boşalttım. Evet. Mayıs'ta anca tekrar cesaret bulup tamam açtı şey oldu deyip ondan sonra tekrar portföye ulaşmaz. Ve son mal boşaltmam benim komple yani şeyi satmam o gündü. Portföyde pandemiyle ilgiliydi. Evet. Ondan sonra evet. da bir daha da yani başıma gelmedi. Ama bildiğimiz halde ben bile %50 o zaman yakalandım. Yani %20'ye inmem lazımdı. Çünkü %20-25'ten aşağı hiç inmiyorum aslında. Sadece bu all time high'larda bu tam tepeye gelince mesela ilk 11 bine gelmişti. Orada da ben %10'a kadar indirdim. Çünkü benim şirketlerin hepsi çok iyi gidiyordu. Bayağı bir şey yapmıştı. Bahsettiğim Anadolu Efes, hepsi Coca-Cola vardı bende. Bimaş vardı. Evet. Abi artık gitmez dedim. Bimaş da öyle. Benim yemeğe sattan sonra 150 lira gitti daha. Yani yanlış da yapabiliyorsun. Yani önemli olan yanlış yaparsan da bile ne kadar yanlış yapsan bile kardan şey yapıyorsun. Yani ben hesabını yaptım onun son 3 senede. Komple kalsaydım bu kadar kazanamazdım. Demek ki dedim yani hem azalt çoğaltla bir şeyler yapmış gibi aktif yatırımcı rolüne bürünüyorum. Hem de şeyin altında bana daha çok kalıyor ve esnek olduğum için kurban haline düşmüyorsun. %100 hep mal aldı mı o en kötüsü psikolojik kurban haline düşünüyorsun. Doğru. Ya daha düşerse ne kadar? Daha düşerse sen komple bütün paranla, bütün varlığınla, her şeyle borsadaysan tabii ki daha aktif olman lazım. Doğru. Yani o bakımdan zor bir şey. Yani herkesin yapabileceği değil. Bir de şirketlerden emin olman lazım Azizim. Yani şirket düştükçe korkmaman lazım. Şu anda mesela elimde iki şirket var. Güveniyorum ama şirketler yeni. Güvenemiyorum. Yani güveniyorum biliyorum yıl sonuna %10, %20, %30 reel bazda artışları var. Hem kar hem fabrik hem ciro
Abi ama işte benim ısınmam bir şirkete bir yıl sürüyor. Sevmem. Yeni halka arz olan şirketler, evet, ben de birazcık hani çok fazla... Halka arz da değil abi. Onlara zaten hiç giremiyorum yani, halka arz. Yine bir en azından bir 3-4 sene şeyi olan, geçmişi olan, performansını evet. göstermiş, şeyi halen artmış çok güzel bir şekilde, cirosu reel bazda. Ve yıl sonuna habire %50 kapasite artırıyor. %50 ne demek kapasite artırmak? Tabii. Elimde yani bahsettiğimiz İbrahim'le şey yaptığımız önümüzdeki bir ucunda %50 kapasite artırıyor. Evet. Yok böyle bir şey. Yani bu ölü zamanlarda %90-95 şirketlerin reel bazda ciro kaybettiği bir zamanda bunlar tabii altın şeyinde şirketler. Ama dediğim gibi benim ısınmam, birkaç bilanço görmem lazım. Kendime beklentiler yazıyorum, somut beklentiler. Onları ne kadar tutturdu? Onu gördün mü? Hah diyorum, tamam, şirketle beklentilerini şey yapırdı, güven artıyor. Yani tanıştıkça bir dost gibi, ne kadar böyle olumlu şeylerini görürsen zamanla daha da güveniyorsun. Doğru. Yani mesela son günlerde son düşüşümüz diyelim. Hani Borsa İstanbul'un TL bazlı zirvesi 11 binden 10 bine düştük. En son düşüşümüz bu oldu. Orada evet. bile insanlar hani feryat figan, işte ey SPK, işte ey tahtacı, ey patron, hissene sahip çık feryatlarıyla evet, yatırım evet. yapıyoruz. Yani ne kadar yanlış bir şey. Onu söylemek tabii ki hani insanları ne kadar rahatlatıyor bilemiyorum, ama onu söylemeden önce, o feryat figanı basmadan önce, tam da senin yaptığın gibi şirketleri önceden incelemiş olsa, araştırmış olsa, tabii, o şirkete tabii. inanmış olsa, güvenmiş olsa ve yatırımını yapmış olsa feryat figan bağırmayacak orada. İşte biz de kesinlikle bunu... güvenecek ve bir de yaymak, dağıtmak riski, çeşitlilik, yani en azından benim gördüğüm, yani ne kadar odaklansan, ne kadar şey olsan 5 şirket, yani %20'den fazla bir şirkete risk, uzman biri için bile risk. Yani 5'ten evet. aşağı. Işık Ökte'ye ben Twitter'da da yazdım. 3 şeyden fazla nasıl yapıyorsunuz? 3'ten fazla olmaz diye. Ben yazdım altına, yani saçma buluyorum diye. Yani değil 5, normalde bilmeyen birinin 10 ile 15 arası olması lazım. Ha, tabii ki takip edecek, ama takip etmek dediği günün sabah açınca nasıl, haberleri nasıl diye değil, şirketin bilançosunu bilmesi lazım ve somut olarak beklentileri nedir? Sen gene arada zaman buldukça kap haberlerini takip et. Yani öyle her gün yapılacak bir şey de değil. O yüzden rahatlıkla 8-10 şirkette olabilir. Tabii 30 şirket biraz fazla, ama bence 8 şirket en şey, 8-12 arası gibi. Benim kendi şahsi şeyim. Ha, ben o kadar bulamıyorum. 5 ile 8 arası, en fazla 10, o arada kalıyorum. Dediğim gibi ben de biraz odaklanmak istiyorum. Biraz takip ediyorum. Şirketi de tanımam lazım. Mesela işmen biraz düşsün, işmeni koyacağım gene. Ne kadar şu an kötü görünse de yıl sonu işmen mesela, aracı kurumlar yine malum Eylül Ekim'den sonra gene yıl sonu furyası gelir hisse alım satımlarında. Hani kenara koymak lazım. Çünkü baktım işmen gibi şirket yok yani. Ford'dan daha iyi şey olmuş son 2010-11'den beri. İnanılmaz bir büyüme ve sürekli de sürdürüyor. Yani ya çünkü, Goldman Sachs gibi bir şirket olacak. Müthiş bir ilgi oluştu Türkiye'de Borsa İstanbul üzerine. Evet. Ama halka arzlar büyük bir etkide bulundu, kabul ediyorum. Etkide bulundu. Ama onunla beraber gerçekten de yatırım bilinci de yavaş yavaş artıyor. İnsanlarda yatırım kültürü de gelişiyor. Ve müthiş bir aç toplumuz bu konuda. Borsa İstanbul'da evet. aracılık yapan kurumların da bu anlamda önü bence hala çok açık. Çok hızlı bir büyüme içerisinde yatırım kültürü çünkü. Buna aracılık eden kurumlar da buradan artık nemalanacaktır. İşbankol de bunlardan biri. Katılıyorum orada. Kesinlikle. Kesinlikle dostum. Evet, epey de zamanı uzattık ama sohbete doyum olmuyor. Bundan rica ediyorum. Çok bulduk. Çok büyük bir zevkti. Var. Çok güzel şeyler konuştuk. Daha biraz genel oldu ama iyidir genel yani oldu. Genel konuşmakta. İlerleyen bölümlerde yaparsak, beraber çalışırsak böyle gündeme dair de, Borsa İstanbul'a dair de, şirketlere dair de böyle fikir alışverişleri sağlarsak
İnsanlar da bundan faydalanır diye düşünüyorum Bülent abiciğim. Kesinlikle. Biliyorsun sana hep her buluşmadan evvel diyorum ya hangi konuyu konuşacağız? Biraz hazırlanayım, somut bir şeyler yapalım diye. Sen evet. Beni biraz indirdin, şeyi gazımı aldın. Abi dur, muhabbet edelim biraz, şey yapalım. Daha somut şeylere geliriz diye. Yani o konuda halen ben sabırsızım. Yani bir konuyu alalım, onu konuşalım. İbrahim'le de o yüzden seviyorum. Böyle hazırlanıyor, çok odaklanmış bir şekilde. Çok güzel... toplu böyle bilgi şeyi oluşuyor yani okuyanlar. Tamam ben muhabbet de güzel ama ileride konuyu belirle ondan sonra şey yaparız. Tamam ben de artık çünkü derinlere ineriz daha. Daha fazla vakit tamamdır Azizim. Daha fazla tamamdır. İstiyorum. Eklemek istediğim bir şey varsa, son mesajların varsa dinlemek isterim. Tüm arkadaşlara, sevenlere, bilinçli yatırımcılara, ağırlıklı yatırımcılara, bilanço odaklı yatırımcılara, akıllı yatırımcılara, herkese sevgiler, saygılar ve öğrenmeyi şey yapmayın. Her zaman okuyun. Yani İbrahim benim örneğim yani bir numara. Kendini bu kadar geliştiren bir insan ben görmedim yani. Şu an benimle aynı seviyede. Yani rahat seninle tartışır gibi tartışıyoruz. Ne güzel. Yani ne güzel. Belli konuda, temel analiz konusunda muhteşem bir şey yani. Muhteşem bir şey. Demek ki azimle her şey oluyor. İlgi ve azimle. Kesinlikle. Onu biraz daha bilanço odaklı şeye zorluyorum. Yavaş yavaş geliyor aktif, daha aktif olmaya. Yoksa uzun vadeli senin gibi değer yatırımcısıydı. Biraz benim tarafı alıyorum. Olsun. Mutlu oluyorsa ne güzel. Huzur bulabiliyorsa burada, para kazanabiliyorsa en önemlisi de. Onun doğrusu da o olur. Hiç sıkıntı yok. Kesinlikle. Kendisi kesinlikle. Kesinlikle. Azizim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şunu belirtmek istiyorum. O kadar İbrahim'i andın ki. Benim de aklıma geldi. Maraş'ta deprem olduğunda aradı beni. Evet. Dedi ki Aziz abi dedi gidiyorsan ben de geleyim. Ben de gelmek istiyorum Maraş'a dedi. Ben Kahramanmaraşlıyım. Olur dedim İbrahim gidelim beraber. Evet. Geldi benimle ta köyüme kadar yoldaşım oldu. Kar, kış, kıyametti o zaman da. Çok kötüydü tabii. O yüzden İbrahim benim için gerçekten çok özel bir insan. Çok özel bir insan. İnanılmaz bir güzel falan bir karakteri var ve altın gibi bir çocuk yani ve önü de açık yani. Evet. Peki çok teşekkür ederim tekrar. Arkadaşlar Azim, çok sağ olasın bana bu imkanı verdiğin için. Ne demek? Daha güzel evet. Programlara. Böyle İnşallah. Devam et, severek seyredeceğim seni. Bir dahaki sefere kimi alıyorsun? Herhalde birkaç eski arkadaşlardan birini davet İsmimden edersin inşallah. Arkadaşlarımızı tek tek davet zevkli, edeceğim. Zevkle seyredebilirim. Aha. Tamamdır. Tamamdır Hatta Azizim. Görüşmek üzere. Videomuzu beğendiğiniz hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Saygılar. İyi akşamlar.